أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Enam suresi 53. ayetteyiz. Estaizu billah. Enam suresi 53. ayet. Geçen ders başlamıştık ayete. Allah Azze ve Celle وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا. İşte böyle biz fitneye uğrattık. Ba'dahum bi ba'din. Bir örnek olmak üzere Allah Azze ve Celle hemen sıcağı sıcağına nasıl birbirleriyle insanları sınadığını bize örnek olarak gösterdi. İşte bak, fetennâ ba'dahum bi ba'din. Bazısını diğeriyle fitneye uğrattık. Bu fitneye uğratışı geçen ders konuştuk. Hak yolunda, İman sürecinde kişinin önüne çıkarılan çeşitli sıkıntılar. Bu sıkıntılar ile gerçeğe olan bağlılığını kişinin kendisine yaşama fırsatı verildiği, gerçeğe olan tutkusuyla, bağlılığıyla bu sıkıntıları aşması kendisinden beklendiği, bu anlamda fedakarlık göstermesi istendiği bir süreç bu. Eğer bu olmasaydı, o zaman doğruya doğru demiş kimselerin doğru uğrunda nedenli sebatkar olacaklarına dair bir ölçme ortaya konmamış olurdu. Nitekim doğrunun kendilerine hiçbir zarar vermediği bir süreçte çoğu insanın doğru demesi beklenen bir durumdur. Ama doğrunun kendi menfaatleriyle çeliştiği, kendi menfaatleriyle ayrıştığı bir dönemde İnsanların doğruya doğru demek yerine menfaatlerinin peşini kovaladıkları, kovalayabilecekleri en azından bilinen bir durumdur. Allah Azze ve Celle de böyle tipleri, böyle imtihanlar üzerinden doğruya olan bağlılıklarını test eder ve doğruya vefa, hakka vefa, gerçeğe vefası bulunmayan kimseler yol ayrımında hevalarının peşine düşerler. Allah Azze ve Celle فَاِنْ تَوَلَّوْ. Eğer yüz çeviriyorlarsa فَعْلَمْ. O zaman çok iyi bil ki başka bir sebeple değil. Sadece اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ. Sadece hevalarının ardına düşüyorlar. Dolayısıyla yol ayrımında hevalar vardır, yani arzular vardır. Duygular vardır. Kişi o arzuların, beklentilerin, heveslerin, duyguların etkisiyle haktan ödün vermeye başlar. Bu fitne süreci böyle çalışır. Allah Azze ve Celle'nin burada işte böyle dediği örnekte de kafirlerin hakka giden süreçte önlerine çıkarılan fitne, müminlerin o çelimsiz,
çaresiz, gariban durumları. Onlar evet hakkın hak olduğunu gördük ama hakkın hak oluşunu itiraf etmek için bu adamlarla aynı seviyeye düşmek gerek. Gerçek bizi bunlarla aynı zeminde, aynı seviyede topluyor. Bunu kabullenemeyiz. Bu bizim duygularımıza, alışkanlıklarımıza ters. O zaman ne yapalım? O zaman gerçeği reddedelim. Kişi böylece önceliğini ortaya koyar. Önceliği onun hevalarıdır, arzularıdır. Bu sebeple de hakka batıl demeye başlar. Fitne böylece işe yarar. Yani fitne turnusol kağıdı gibi bir şey kısaca. Hakka giden süreçte de insanları elimine ediyor. Hakka gelinmiş, hak ile buluşulmuş süreçte de yine elimine etmeye devam ediyor. Allah Azze ve Celle ne vakte kadar kişiyi bu anlamda sınar derseniz, yani 5 gramla sınar imanını tercih eder, 10 gramla sınar imanını tercih eder, 1 kilogramla sınar yine imanını tercih eder, 10 kilogramla sınar yine imanını tercih eder. Bunun bir sınırı var mı derseniz, Allah Azze ve Celle kullarından bütün varlıklarını hidayet ile, yani kendisini giden süreç ile test ettiğinde varlığından bütünüyle fedakarlık edebilecek düzeyde olmalarını beklediği içindir ki bu dinin adına da İslam koymuş. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'e böyle seslendi. اِذْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ. Allah ona teslim ol dedi. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. O da dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. Kul eğer başkaca şeylere olan bağlılığından, bağlantılarından vazgeçemez de bir nokta geldiğinde tamam artık bu kadar da değil deyip imanından vazgeçerse fitne onu da o seviyede yakalanmış demektir. Fitneye yakalanıp da hidayetten vazgeçmek alt seviyelerde de olsa, orta seviyelerde de olsa, sonlara yakın bir yerde de olsa hiç fark etmez, kişiyi alır götürür. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişinin amel bakımından bazen olur ki gece ibadetleri, gündüz oruçları böyle, yani dersin ki cennetle onun arasında bir karış kalmış yani. Ama eğer o Allah Azze ve Celle'nin tartısında iman karşılığında, hidayet karşılığında hiçbir şeyi öncelemeyecek veya tersinden söyleyelim her şeyden feragat edebilecek bir durumda değil ise ondaki o sıkıntıyı Cenab-ı Hak ortaya çıkarır ve onun rengini belli eder. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَدْغَانَهُمْ. Kalplerinde sıkıntı bulunanlar yoksa Allah onların bu sıkıntılarını ortaya çıkarmayacak mı sandılar? Ha, kişinin bu anlamda sıkıntısı yoktur. Allah Azze ve Celle'ye canını dahi vermeye hazırdır. Hidayet için bu denli tutkundur, hazırdır. Her türlü merhalede Cenab-ı Hak onu sınamayabilir. Ondan bunu gördüğü zaman, o hayrı bundan bildiği zaman, çünkü Cenab-ı Hak sadece bizim görünürümüzü değil, içten içe niyetlerimizi de biliyor. Dolayısıyla da Resulullah'ın içten içe cihadı düşlememiş, bunu hayal etmemiş. Allah yolunda Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği şehadeti temenni etmemiş samimi duygularla, bu kimselerin arızalı kimseler olduğunu, problemli kimseler olduğunu. Çünkü içten içe bunun temennisi, beklentisi, ümidi, kişinin buna hazırlığını ve dünyaya dair her türlü şeyden de vazgeçebileceğine dair önden istidadını, yine hazırlığı diyeceğim, ortaya koymuş olur. Bu amel dışa vursa da vurmasa da içte varsa eğer bu tamam. Gerçektir yani kişinin bu anlamda. Dolayısıyla da Allah'ın elçisi buyurdu ki innemel a'malu bin niyat. Ameller niyetler iledir. Bu sebeple bir kişi bir şeye niyet etse de fil hakika onu sahaya, icraya dökemese herhangi bir sebeple onun için o ameli vardır. Geçen derslerde de okuduğumuz وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Evinden çıkmış Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere
Ama bunu gerçekleştirememiş. Oracıkta ölüvermiş. Kapı önünde düşse, evini çıkmışken Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onun ecri Allah'ın üzerine düşmüştür artık, gerçekleşmiştir. Dolayısıyla niyet bu anlamda pek çok ameli önden sağlayan bir güçtedir. O sebeple illa Allah, yani şöyle düşünülmesin. Allah Azze ve Celle o zaman herkesi böyle 5 gram, 10 gram, 1 kilogram, 10 kilogram tartacak. Ta nihayetinde diyecek ki canın mı yoksa bana olan bağlılığın, hidayete olan bağlılığın mı diyecek. Kul da tabii ki sana olan bağlılığım, hidayete olan düşkünlüğüm, canım da ne ki diyecek ve tamam sınav böyle bitecek. Allah Azze ve Celle bunu herkeste, bunun anlamını herkeste gerçekleştirir ama fiilen herkeste bunu görmeyebilirsiniz. Kişinin buna dair hazırlığı tam ise Cenab-ı Hak böyle bir sınav ile onu baş başa getirmez. Kimisi 5 gram da dininden vazgeçmiştir. Hiç 10 gram, 1 kilogramlık sınavlara sıra bile gelmez onun için. Yani 5 grama dinini satmış bir adamı 10 kilogramla, 3 kilogramla satmaya zaten gerek yoktur. Ha 5'e satmamış, 3 kilogram, 10 kilograma satmamış, 100'e satmamış. Allah Azze ve Celle içini de biliyor ki canına da bile satmayacak dinini. Bunu da Cenab-ı Hak canıyla sınamayabilir. Ancak son merhalede ortaya çıkabilecek bir sıkıntı varsa Cenab-ı Hak onları illaki koşulları değiştirerek temiz edip onları müminler arasında öylece bırakmaz. Ayıklar onları. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah Azze ve Celle müminleri öylece o hal üzere bırakmaz. Ta ki habis olanla temiz olan, tayyip olan, iyi hoş olanı biri diğerinden ayırt etsin. Dolayısıyla bu ayrımın, bu eliminasyonun yaşandığı hayatta hangi vesile buna sebep oluyor derseniz bunun adı fitnedir işte. Fitne Allah Azze ve Celle Hakk'a giden süreçte de, Hakk'ın içinde ilerlenen süreçte de kişinin önüne çıkardığı ve iyilerini böylece kötülerinden ayırt ettiği bir şey. Adı niye buradan gelmiş derseniz, adı mesela altını alıyorlarmış, altını veya metali onu ateşlere uğratıyorlar. Ne yapıyor ateşlerde? Saflaşıyor. Saflaştırıyorlar yani onu şey yaparak, eriterek saflaştırıyorlar. Bu yapılan işten adını almış bu. Tam da şey olarak uygun yani. Çünkü fitne süreci sıkıntılı bir süreçtir ve bu sıkıntılı süreçlerden arınarak çıkılır yahut zayi olunur. O sebeple de Allah Azze ve Celle وَلِيْمَحْيَسَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ Sizin mesela Uhud'da yaşanan süreç böyle bir süreçtir. Allah Azze ve Celle onları aklamak, kalplerindekini sağlamlaştırıp, paklaştırmak, temizlemek için bazı demek ki arızalı durumlar vardı, potansiyel. Bunları Cenab-ı Hak onlara bu süreçlerde temizlenmenin bir vesilesi olarak yaşattığını söylüyor. Bizim ayetimizdekilerse hidayete, imana yani iman sürecine girdikten sonra fitne yaşamış kimseler değil de daha iman öncesi fitnelerde zayi olmuş kimseler. Yani o 5 gram, 3 gramlık şeyler için hidayetten vazgeçmiş kimseler. Bunun böyle bir şey olduğunu Cenab-ı Hak اُولَٰئِكَ مَا رَبِحَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى Yani bu bahsettiğim alışveriş biçimli benzetme Kur'an'da var olan bir şey. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى İşte onlar dalaleti satın aldılar bilhuda, hidayet ile. Hidayeti verdiler, para gibi harcadılar, karşılığında dalaleti satın aldılar. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Ticaretleri onlar için karlı olmadı diyor Allah Azze ve Celle. Ömrümüz böyle bir ticaretin içinde geçiyor. Her zaman elimizde var olan Allah Azze ve Celle'nin lütfen verdiği, önümüze açtığı hidayet süreci karşılığında hevalarımızın yani arzularımızın eşlik ettiği, bizi özendirdiği ve o bütün güzelliğiyle dünyada karşılıklarını bulduğumuz olgulara yönelik bir şey içerisinde, arzu içerisinde yoklanıyoruz. Ya onlar ya bu diye çoğu insan
onları tercih ediyor. Tabii burada düşme kalkma da söz konusu. Biz de düşüp düşüp kalkıyoruz belki. Ama bütünüyle vazgeçip perdeyi kapatanlar var. Artık böyle bir mücadele içerisinde yaşayıp şimdi yanlış yaptım ya yapmayayım bir daha yapmayayım. Bu takdir edersiniz ki zorlu bir süreç bu. Yani bu, şurada Cenab-ı Hakk'a karşı yanlış yaptım bunu düzelteyim. Psikolojisi de bunun yorucu. Bazısı var ki artık ipini kırıyor. Artık Allah beğeniyor beğenmiyor vesaire bunları dosyayı kapatıp bütünüyle artık ben bir kuş kadar hafifledim diyor ve kendisine güya özgürlüğünü kazandığı, diğer bir tabirle her haltı yiyebileceği bir yaşam tarzı oluşturuyor. Oluşturmasına gerek yok zaten. Şeytan buna onu davet ediyor. Bu onlardan, bu cinsler, onlar o cinslerden. Ama dediğim gibi yolun sonunda hidayeti satıp da karşılığında güya çok şey alanlar da veya Cenab-ı Hakk'ın kendilerine canım mı yoksa bu mu dediğinde yok o kadar da uzun boylu değil. Canımı veremem diyerek hidayetten vazgeçenlerin de akıbeti bunlardan çok farklı değil. O yüzden Allah'ın Resulü buyuruyor ki yani arada bir karış gibi bir şey kalmış. Ve kişi cennetlik olması gereken bir düzeyde ameliyle, ibadetiyle. Fakat o bir problem varsa Cenab-ı Hakk'ın bildiği ve onu Allah Azze ve Celle ortaya çıkarır. Dolayısıyla o turnusol kağıdı son ana kadar işleyen bir şey. Öyle yarıyı geçti mi, 50'yi 60'ı geçti mi tamam bunları geçirelim diye değil. Bütünüyle Allah'a teslim olduğunda ancak kabul edilen bir dinden söz ediyoruz. Yoksa bazı şeylerini Cenab-ı Hak'tan sakınarak Müslüman olmanın bir yolu yok. Bir miktar malını yahut canını yahut evladını Cenab-ı Hak için veremeyeceğini düşünerek, onları esirgeyerek Müslüman olmanın bir yolu yok. İslam illaki inabeyi gerektiriyor. Kişinin her şeyini Allah Azze ve Celle için feda ettiği, sadece Allah'a bağlandığı, teslim olduğu bir süreç. Fitne de bunun içerisinde çok önemli bir olgu, kişileri bu bahsettiğimiz süreçte böyle mi değil mi ele veren bir şey. Bizim sınavımız işte fitne. Bazen kişinin hanımı, bazen kişinin kocası, bazen kişinin çocuğu, bazen atası, bazen komşusu, bazen malı, serveti, sevgi, sevdiği kadın, tutkuları, şehveti, şöhreti. Allah Azze ve Celle en zayıf halka kişide nereye öyle boş yere çalışmaz Cenab-ı Hak. Yani bu adamın bu konuda bir arızası yok. Oradan gelmez onun sınav soruları. Zaten o arızayı da yani sınavının sorularını da potansiyelini de hazırlayan Cenab-ı Hak'tır. Onun sınavı, sıkıntısı, en zayıf halkası neresiyse oradan gelir fitne, onu test eder. Ya Allah'a teslim olanlardandır buyruğunu kabul eden ya da o konuda hemencecik kendisini ele verir ve Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna karşı bakmışın çekince koyuyor ve oradan kaybeder. Maazenallah. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا İşte bak biz böyle fitneye uğratıyoruz. بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ Bazısını bazısıyla. Bugün çok iyi dost olduğumuz insanları Cenab-ı Hak bir gün seçip bize karşı fitne olarak kullanmaya kalktığında da hiç şaşırmamak lazım. Olup bitenleri, gelişmeleri Cenab-ı Hakk'ın yürüttüğüne, ayarladığına, oluşturduğuna dair o kuş bakışı şeyimizi, ufkumuzu kaybetmeden Rabbim şimdi beni evladımla sınıyor. Rabbim beni şimdi işte komşumla sınıyor. Ne bileyim ortağımla sınıyor. Bu bir sınav, düzgün durmalıyım diye, doğruya, doğru istikametten ayrılmalıyım diye. Çünkü her şey Allah Azze ve Celle'nin elinde. Çok sevdiğimiz o kişiyle de bizi imtihan etmek isteyebilir. Sakın ha öyle bir durumda Cenab-ı Hak'tan ödün verip onu tercih etmeye yeltenmemeli. Bu gelip geçici bir şeydir. Cenab-ı Hak'tan yana tercihimizi sürdürürsek Allah o kişiyi tekrar bize o aramızdaki fitneyi kaldırarak buluşturabilir. Yahut onları kaybetsek bile tıpkı Hazreti İbrahim örneğindeki gibi Allah bize yenilerini çok daha beğenip seveceğimiz yenilerini verebilir. İbrahim onları terk edip hicret edince Allah Azze ve Celle وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ
Ona İshak'ı ve Yakub'u verdik ve soyundan da nübüvveti ve kitabı oluşturduk veya çıkardık. لِيَقُولُ desinler ki اَهَا اُلَا اِمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah'ın lütufta bulundukları bunlar mı? Bunlar lütuf buysa diyor, benim bundan hiç payım olmasın yani. Eğer lütuf bu çok ters bir yaklaşım. Ta o zamanlar varmış. Bakmışın o duyduğu kinden ötürü diyor ki o cennetlikse, açık söylüyorum, o zaman Allah beni cehennemin dibine koysun. Böylece Cenab-ı Hakk'a karşı, onun hükmüne karşı yolu yürüyor. Kendisi ne kadar kat'i. Bir kişinin ameli hakkında bu denli emin konuşuyor. Yani nereden biliyorsun? Yani o kişi sen olsan bile bu kadar iyi bilemezsin yani kendin hakkında, akıbetin hakkında. Sen o kişi hakkında, onun hayırsız, Allah katında hayır sahibi olmayan kötü biri olduğuna kat'i surette hükme sahipsin de kendi geleceğini de onun üzerinden riske atıyorsun. Allah eğer diyor onu cennete koyacaksa tamam diyor. Yani din iman buysa, halkın arasında çok yaygın, din iman buysa diyor ve hemen de hazır yani. Her gün gazeteyi açtığında böyle bir şey diyecek bir şey buluyor ve oracıktan kaçıyor hemen. Halbuki dinin, imanın güzelliklerinden hiç mi haberi yok bunun? En azından din, imanın öyle şeyleri yap demediğinden de mi haberi yok? Var. Ama kaçmak psikolojisi böyle bir şey. Açıyor. İşte hoca efendinin biri diyelim ki ne yapmış? Birini taciz etmiş diyelim. Ha, hemen gösteriyor. Gördünüz değil mi diyor işte. Din, iman buysa kardeşim. Ben de öyle olacağıma, hacı hoca olup böyle yapacağıma en iyisi. Ben böyle olayım daha iyi. Kendisini aklama psikolojisi. Sanki hacı hoca olmaya kalkınca hemen orada diyorlar hadi şimdi taciz etmen lazım. Onun prosedürü o sanki. O da o yüzden gelmiyor beyim, canım. O yüzden yanaşmıyor. Sevsinler. Yaklaşım bu. Bu kendini kandırmanın daniskası. Sen böyle kendini kandıracaksan senin için kimse bir şey yapamaz zaten. Müşrikler de böyle demişlerdi. Allahümme inkâne hâzâ huvel hakka min indik. Allah'ım bu senin katından olan hak ise, yani Resulullah'a ineni kastederek diyorlar. O zaman bak şimdi, o zaman فَاَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ O zaman bizim üzerimize derhal gökten taşlar yağdır. Yani sen o taraftaysan, hani bizi de o tarafa al. Akıllı insan böyle söyler. Ben en sevmediğim kişiyle ilgili bile yapmaya çalışıyorum. Zor bir psikoloji. Ya Rabbi diyorum, eğer hak ise ne bileyim, saçma sapan geliyor söyledikleri ama olur ya, ben anlamıyor olabilirim. Yani bir ihtimal yani. Milyonda bir bile ihtimal veremeyeceğiniz bir durumda bile böyle bir duanın bir zararı yok. Ya Rabbi eğer benim görmediğim, senin katında malum olan bir başka durum var ise beni hakka ilet. Hakkı bana olduğu gibi göster. İyi bir kimseyse o zaman beni ona arkadaş et veya tabi et, her neyse. Ama batıl ise zaten şu anda batıl olarak gösteriyorsun. Bu çehresini üzerinde sürdür. Niye böyle bir iletişimi kurup da Cenab-ı Hak'tan buna vesile aramayalım bizi yönlendirmesini? Hazır bize bu kadar yakın, o karşı tarafa bu kadar yakınken. Ama biz öyle koşullanıyoruz ki hemen Cenab-ı Hakk'a karşı yolu yürüyüp eğer buysa o zaman istemiyorum ben o zaman. O diyor bazen de şöyle diyor, o diyor cennetlikse ha. Başka ne türlü söylüyorlardı, bir an aklıma geldi geçti. Buna benzer yaklaşımlar yani. Bir de şöyle bir söylem yaygın. İşte din iman sahibi olup böyle olacağına böyle olmamak daha iyi. Ve bunu bazı hoca efendiler söylüyor. Bakıyorsun seçmiş, işte bunu yapıp da dindar olacağına bunu yapmayıp sözü oraya getiriyor. Dinsiz ol daha iyi. Hatta bazısı çıkıp yani hiç din diyanet tanımasa bile, Resulullah bile tanımasa efendime söyleyeyim yeter ki böyle olmasın, şu kötü davranışı yapmasın, o daha iyidir diye. Halbuki biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle'ye olan bağlılığımızda takva dediğimiz yani sakınma dediğimiz süreçte biz düşüp kalkıyoruz yani. Düşünce hemen bizi silecek adamın kendisi hiç düşmediyse başımın üstünde yeri var. Böyle bir kimse olmadığını ben Allah Azze ve Celle'ye hem kendi deneyimimizden biliyoruz hem Allah Azze ve Celle'nin anlatımından, yaratanın anlatımından, elçisinin söyleminden biliyoruz. Dolayısıyla demek ki bu adam savuruyor.
böyle kusursuzmuş gibi kusurları yerden yere vuruyor. Dini de bunun üzerinden, dindarlığı da bunun üzerinden yerden yere vuruyor. Dindarlıktan büsbütün uzak kimseler de sanki sıfır kilometre böyle dürüstlük adına onlarla hemhal oluyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Halbuki müminler düşer kalkarlar, olur zina bile ederler gün gelir. Allah Azze ve Celle muttakileri anlatırken الَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً onlar fuhuş işlediklerinde اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ yahut kendilerine zulmettiklerinde bu bildiğin ağır kabahatleri içine alan bir şey, zulmetmek. Bir insanın kendisine bu anlamda zulmet, şirke varıncaya kadar kötü bir şey. اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللّٰهَ eğer hadise sonrası Allah'ı hatırlıyor وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ve günahları için bağışlanma diliyorlarsa Cenab-ı Hak diyor ki وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ zaten Allah'tan gayrı kimmiş günahları, yani zunub, büyük günahları affeden. Allah Azze ve Celle böyle tarif ediyor zaten bizim yol, yürüdüğümüz yolu, düşeceğiz kalkacağız, yeri gelecek kıracağız, yeri gelecek ağır kabahat işleyeceğiz, yeri gelecek küçük kabahat işleyeceğiz ama döneceğiz, bağışlanma dileyeceğiz. Bundan ötürü sıkıntı duyacağız, Rabbimize karşı böyle bir kusur işlediğimiz için özür dileyeceğiz vesaire. اَهَاُولَا اِمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu bunlar mı bizim aramızda? Yani bizim aramızda derken de biz varken bunlara verdiyse olacak iş değil. Çünkü aramızdan bunlara mı Allah lütufta bulundu diyor. Eğer öyleyse Allah da kime lütufta bulunacağını bilememiş demeye getirecek. Zaten ihtimalli konuşup öyleyse de seni de istemiyorum diyen kimseler bunlar. Yani eğer gerçekten bunlara sen lütufta bulunduysan lütfunu da al başına çal diyor. O zaman başımıza taşları yağdır bitsin bu iş diyen bir gözü kara cehaletin kendisi aleyhinde bu denli gaddar olabilen bir anlayışın saçmalığından bahsediyoruz. İşte bu olsa olsa akletmeyen, akletmekten uzak, hevasına tutkun, onun peşini kovalayan bir zihniyet. اَهَاُولَا اِمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا aramızdan Allah bunlara mı lütufta bulunmuş? İşte yargılama bu, hakkındaki hükmü verme bu. Resulü de içine dahil ettikleri hepsini tek kalemde olamaz. Bunlar ne bunlar? Perişan adamlar. Bunlarda hayır, bunlarda fikir, bunlarda düşünce, bunlarda hak olacak, bizde olmayacak. Biz ki bu kadar işte entelektüel, işte şu kadar iyi giyimli, şu kadar bilimsel, şu kadar şöyle böyle diye kendilerini o süreçte gören. İşte bu farklılıklar fitnenin kendisini oluşturuyor. Hakka giden süreçte engebelere dönüşüyor ve bu akabeleri, bu engebeleri aşması bekleniyor kişinin hakkı olan bağlılığı dolayısıyla. Evet fakir ama doğru söylüyor. Evet bu insanlar, şimdi mesela bugün günümüz dünyasındaki Müslümanların durumu vahim bir tablo. Ama bir o kadar da fitnenin kendisi. Şimdi batıdaki birisi oturuyor, İslam'la tanıştığında önüne çıkan fitne bu. Kur'an bu. Kimlerin dini bu? Ha şu Orta Doğu'dakilerin. Ha. Şu birbirlerini yiyenler. Teknoloji yok, bilim yok, film yok, hiçbir şey yok yani. Hem zenginlik var, aptallar, bir de zenginliklerini sömürtüyorlar. Bunların dinini de kaldı rahat. Şey, bir hayır olsaydı onlara yarardı. Anlayışıyla çoğu insanı Allah Azze ve Celle daha yolun başında dakika bir, fitne bir diyerek onları sınıyor. Sanmayın ki hayalinizde şöyle bir tasavvurla hiç öğrenemeden öylece öteki tarafta kalıyor, yani hiçbir şey öğrenemeden. Hayır, bu onun gerçek olduğunu belli ettiği yerde Cenab-ı Hak fitneyi devreye sokuyor. Evet gerçek ama şimdi ben bir Orta Doğu dinine mi gireceğim? Yani bunlardan biri mi olacağım? Ne derim aileme şimdi ben? Ya bizi bıraktın, biz Avrupa'nın şurasıyız veya Amerika'nın burasıyız. Biz bu kadar ileri bir medeniyetiz. Onların dinine mi giriyorsun? Bunların dininde bir hayır olsaydı falan bir sürü o şeyler
O çocuğun veya o gencin veya o orta yaşlının neyse önüne fitne olarak çıkıyor. Çocuk bunları zaten daha dinine, o dine girmeden tasavvur ederek de kendi içinde yaşıyor. Bunu müftedilerin anlatımlarında falan görebilirsiniz. Dolayısıyla bizden yana olan rezilliğimiz o ayrı bir konu. Yani bizim çalışkan olmayışımız, tembelliğimiz, medeniyetimizi, atalarımızın bize en üst noktada teslim ettiği medeniyeti ayaklar altına serip böylece yani aptalca işlere girişmiş olmamız, aramızdan bazı kimseleri dışarıdan insanların başımıza kuklalar olarak tayin edip yer altı yer üstü zenginliklerimizi uzun yıllar sömürmüş olması tabii hiç akla mantığa sığacak bir şey değil. Bu bizim buradaki vebalimiz, günahımız hepsi bizim boynumuza. O ayrı. Ama bizim bu durumumuzun Cenab-ı Hak başka açıdan onlara sınav olarak, fitne olarak yansıttığını görebilmemiz lazım. Demiyorum ki onlara fitne olsun diye biz bu duruma düşmüşüz diye kendimizi aklıyor değilim. Allah Azze ve Celle gaybı bildiği için ayrı parametreleri buluşturan ve onlar üzerinden kendi aradığı sonuçları, kendi istediği süreçleri yürüten bir kudret. Ehaulâ imennallâhu aleyhim min beynine. Aramızdan Allah'ın lütufta bulundukları bunlar mı? Eleysallahu bi'aleme bişşakirin. Şimdi bu söz onların sözü asla olamaz. Bu söz Allah Azze ve Celle'nin sözü. Eleysallahu bi'aleme bişşakirin. Şükredenleri en iyi bilen Allah değil mi? Onların böyle demesine, onların bu insanları böyle aşağılamasına Cenab-ı Hak dedi ki şükür kim şükrediyor? Böyle birilerinin bunlar mı şunlar mı diye hükmetmesiyle bağlı bir şey değil. Bu hükmetme ne sana düşen bir şey onlar hakkında ne onlara düşen bir şey senin hakkında hüküm vermeleri. Hüküm Allah Azze ve Celle'nin elinde sebep çünkü şükredenleri en iyi bilen o. Dolayısıyla in hisabuhum illa ala rabbi. Ma aleyke min hisabihim min şey ve ma min hisabike aleyhim min şey. Onların hesabı senin üzerine düşmez. Senin hesabın da onların üzerine düşmez. Herkesin hesabı sadece Allah Azze ve Celle'nin üzerine bir haktır. İn hesabuhum illa ala Rabbi. Onların hesabı. Neden? Çünkü ilim onda. Bilgi olmadan insanları yargılamak olacak şey değil. Hakim bile delillere, melillere hiç başvurmadan ilk celseden hüküm verse, yani ne bildiğinde ne hükme vardın derler. Allah Azze ve Celle bildiği için dolayısıyla da hükmü vermek mutlak surette onun hakkıdır. Nahnu a'lemu billezinehum aula biha sıliyya. Biz böyle cehennemlere dolduruyoruz mesela işte falanca cehennem kütüğü filanca işte cehennem nesi falan böyle. Biz söylüyoruz ama Allah Azze ve Celle de diyor ki nahnu a'lemu billezine. Ha ben cehennemliyim diyen kimse hakkında biz öyle diyebiliriz. O ben söylediklerim iman iddiasında bulunan kimseler hakkında bizim kesmek, biçmek böyle bir hakkımız yok. Ama adam açıkça ben cehennemliyim, ben kitap tanımam, ben bilmem falanca bu kadar yıl önce gelmiş bir Arap'ın diniyle, onun şeyleriyle ilgim yok, bunlara girecek çıkacak adam değilim falan diyen açıkça Allah'a, açıkça Resulullah'a, açıkça Allah'ın emirlerine taan eden, saldıran bunlar belli kimse. Bunlar hakkında hüküm vermene gerek yok. Kendi hükmünü zaten ortaya yere koyuyor. Bizim söylediğimiz iman iddiasında bulunan ancak günahkar olan kimseleri günahları üzerinden kaldırıp yani amel açısından günahkar olan kimseleri yoksa dinden çıkaracak söylemlerde bulunuyor, dini reddediyor, açıkça inkar ediyorsa onlar zaten onların dediğini aktarsanız bile yeter onların hakkında. Ne olduğu ortaya çıkar. Ama amel bakımından kusurlu bir kimseyi söz gelimi tesettür yok diye, söz gelimi atıyorum içki içiyor diye bunlar iman iddialarını sürdürüyorlarsa Allah Azze ve Celle'ye, onun gönderdiği Resulüne, indirdiği kitabına, bağlılıklarını sözde de olsa bilemeyiz kalplerini sürdürüyorlar ise bizim bunları kaldırıp cehennemlere şuralara biçme hakkımız yok. Ötekilerde de böyle bir hakkımız yok. Sadece kendi söylediklerini söyleyebiliyoruz. Yani
Demin ne diyoruz? İşte böyle böyle diyenler, Cenab-ı Hakk'ın anlattıkları. Bu eğer hak ise o zaman benim başıma taş yağsın. Resulullah'a ineni açıkça tahkir eden, böyle onun ayetlerini açıkça tahkir eden kimseleri. Dedim ya, onlar cehennemliktir deseniz de ve onlar ayetleri şöyle açıkça tahkir ediyor deseniz de aynı şey zaten. Ama görünürde iman iddiası olsa, sadece kimlik üzerinde bile buna sahip çıksa yeter ki bizim o kimseler hakkında onların yargılanması, hesabının yapılması, hükme bağlanması açısından bizim bir şeyimiz yok. Eleyhisallahu bi'aleme bişşakirin. Şükredenleri en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Elbette ki bir izleniminiz olur, namaza gelmiyor, abdesti yok, orucu yok, yani Allah mağfiret etsin dersiniz. Bunların büyük kabahatler olduğunu bilirsiniz. Ama şunu da bilmemiz lazım ki, yani namaz kılmasa Allah Azze ve Celle imanı varsa mağfiret edebilir. Namaz kılmamak büyük bir günahtır. Ve kılmaya kılmaya insan imanından yoksun kalacağı riskli bir sürece girer. Bunu kendimiz için söyleriz, biliriz. Ama bir başkası için yani bilmeyiz. Belki Allah Azze ve Celle mağfiret edebilir yani. Dolayısıyla hesabını görme işi biz kulları aşan bir şey. O yüzden ne bu anlamda kötü anlamda yargılama ne de iyi anlamda tezkiye, iyi kimse, cennetlik, firdevse uçtu gitti falan gibi şeyler de haddimiz olmayan şeyler. Böyle demeliyiz. Eleyhisallahu bi'aleme bişşakirin. Şükredenleri en iyi bilen Allah Azze ve Celle değil mi? Cehennem kötü, yok değil, bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle en iyi bilir demeli. Çünkü öyle söylüyor. Nahnu a'lemu billezinehum evla biha sıliyya. Oraya girmeye en evla olanları biz en iyi biliyoruz. Kim cehenneme girmeye kesinlikle hak ediyor, biz onu kesinlikle iyi biliyoruz. Eleyhisallahu bi'aleme bişşakirin. Ayette geçen, ilk defa bu ayette önümüze çıkan yabancı bir kelime var mı? Fetenna üzerinde durduk ve bildiğim kadarıyla daha önce de geçmişti. Onun haricinde ayete özgü ilk defa görünen bir kelime yok gibi. Müfessiri okuyalım şu halde. Menne geçmiş mi? Menne kelimesi geçmiş mi? Menne. Ha, belki o geçmemiştir. Onu min gibi gördüğüm için dikkat etmedim. Menne. Menne'yi ancak harekesini yazarak belki bulabiliriz. Böyle çift nun yazsak olur mu? ...27 yerde diyor. Doğru mu? Bakara'da falan varmış daha önce geçmiş. Bu menne ve selva ayrı bir şey. La yutbi'une ma enfeku mennen, bu da minnet anlamında. Minnet anlamında. Lütuf anlamında. Evet, bu lütuf anlamında bizim aradığımız. Laqad mennallahu alel mu'minine iz ba'ase fihim rasulen min enfusihim. Allah müminlere büyük lütufta bulundu, menne. İçlerinden bir Resul göndererek, yetlu aleyhim ayatihi, onlara ayetlerini tilavet ediyor. O yüzekkihim ve onları tezkiye ediyor, arındırıyor. O yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Bu menne ifadesi geçmiş. Evet, Allah Azze ve Celle ben bunlara büyük lütufta bulundum diyor. Onlar da Allah'ın aramızdan büyük lütufta bulundukları bunlar mı diye aşağılıyorlar. Nisa suresi كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ. Siz işte önceden öyleydiniz. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ. Allah size büyük lütufta bulundu. Allah Azze ve Celle sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimselere size selam verdikleri vakit siz Müslüman değilsiniz deyip onları reddetmeyin. Böyle yaparak, yani bunlar Müslüman değil, biz karşımıza çıktılar, bizi silahlı gördüler, hemen biz de Müslümanız deyip yırtmak, kurtarmak istiyorlar kendilerini falan. Maksatları onları savaşa sevk edip, savaş neticesinde veya savaşa zorlayıp, savaş neticesinde kendilerinden
Ganimet elde etmekse şayet Cenab-ı Hak diyor ki tebtagûne aradal hayâtid dünya. Dünyalık şeylerin peşini mi kovalıyorsunuz? Fe indallâhi magânimu kethîra. Allah'ın katında çok ganimetler var. Tam o yerde diyor işte kezâlike kuntum min qablu. Siz de önceden bunlar gibi kafirdiniz. Femennallâhu aleykum. Allah size büyük lütufta bulundu. Dolayısıyla bunların da biz Müslüman olduk deyişlerini kabul edin. Onların da önünü açın. Siz de eskiden öyleydiniz. İster miydiniz biri sizi engellesin İslam'a girmek hususunda? Siz de öyleydiniz. Dolayısıyla bu ne güzel bir ayet ki bizim o demin bahsettiğimiz yaklaşımda. Yani adam bugün şöyle böyle deyip hemen kesip atıp onu artık ondan hayır çıkmaz. Kötü biri olarak şey yapmak yerine varsa hidayetine vesile aramak, itici olmamak, nefret ettirmemek. Vaktiyle ben de buna yakın bir şeydim diye Allah Azze ve Celle'nin lütfunu, ihsanını, üzerimizdeki ihsanını hatırlamak. كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ. Dikkat edilirse bu menne kelimesini Cenab-ı Hak yani büyük bir lütuf anlamında buraya kadar kullanımlarda hep hidayet anlamında kullandı. Yani hidayetin ihsanı, Resul'ün gönderilmesi, kitabın, hikmetin öğretilmesi, tezkiye bunlar hep hidayet yolunun tarifi. Burada da öyle. Bu bizim okuduğumuz ayet. Burada da öyle. Allah Azze ve Celle bunlara mı hidayet menne lütufta bulundu dediği o lütuf hidayet lütfu. Araf suresi menne ve selva, men ve selva başka bir şey. Yusuf suresinde kalu e inneke le ente Yusufu. Dediler ki Yusuf yoksa sen misin? Veya kesinlikle sen olmalısın. Kale dedi ki ene Yusufu. Evet ben Yusuf'um. وَهَذَا أَخِي Bu da benim kardeşim. قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا Allah bize büyük lütufta bulundu. اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ Kim korunur ve sakınır ve sabrederse فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah iyi kulların ecrini zayi etmez. Demek ki takva o sakınma sürecinde sabra ihtiyaç var. Zorlu bir süreç. Ve sabreden kimseler o süreçte asla zayi edilmiyorlar. Burada da yine hidayete yakın bir manada. Çünkü onlar neyi sattılar? Allah Azze ve Celle'ye hakka olan bağlılıklarını hevaları uğrunda sattılar. Ve böylece yanlış yola sattılar, dalalete sattılar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın durumu için bu manada Allah sana menne, yani lütufta bulundu, kitabı indirdi, hikmeti indirdi. 90. ayet. Çünkü Hazreti Yusuf Aleyhisselam Resullerden birisiydi. Vefat edince Yahudiler dediler ki لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا Allah Yusuf'tan sonra artık Resul göndermez. Yani göndermesini istiyorlar. İbrahim suresinde 11. ayette peki bir sonraki derste bu kaldığımız yerden devam edelim. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.